En can alıcı noktası eğlence sektörünü bu vurdu. Çünkü bizim işimiz zaruri değil. Zevk. Ama şimdi o zevki insanlar ne yapıyor? Erteliyor. Bu yönden de müsyan arkadaşlarımız mağdur. Gerçek bu. Ama bu adam şimdi fırın sahibi ekmek satıyor. O acil ihtiyaç. Bizimki öyle değil. Bizimki özel zevk. Adam ne derse ki ya bugün eğlenmesem de olur. Ama seni eğlendirecek kişinin de ekmeğe ihtiyacı var. Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz ve yeni videolarımızı yakından takip etmeye devam ediniz. Şimdi pandemi biliyorsunuz tüm dünya için kanayan bir yara haline gelmeye başladı ve pandemiden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi müzik oldu ve diğerini zaten biliyorsunuz hizmet sektörü, yani garsonlar, bulaşıkçılar gibi, kafeciler gibi sektörler etkilendi. Şimdi biz bugün biraz müzik sektörünü irdeleyeceğim. Çünkü yanımda önemli bir konuğum var. Ömer Aniş. Kendisi bir müzisyen ve aynı zamanda çok sayıda da yeni müzisyeni eğitiyor ve piyasaya çıkartıyor diyebiliriz. Ömer abi, hoş geldin Hoş yayınımıza. bulduk. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettin atölyende. Böyle sazlar eşliğinde, yine enstrümanlar Kesinlikle. eşliğinde bir söyleşi yapacağız burada görsel olarak. İnşallah. Ama bakmayın buranın böyle durduğuna. Aslında biraz hüzünlü son günlerde. Çünkü nereden bakarsanız bakın cıvıl cıvıl olan bu yerler son zamanlarda suskunluğa bürünmüş durumda. Öyle mi Ömer abi? Aynen. Sizin de söylediğiniz gibi bu pandemi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef özellikle ve özellikle eğlence sektörünü vurdu. Örnek olarak geçen yaz döneminde bir sürü düğünlerimiz iptal oldu. Şimdi o insanlar da haklı. Misafirleri geliyor. İşte bir belli bir mesafeye alıyoruz. Şöyle böyle. O insanlar da çok tedirgin ve rahatsız oluyor. Ve bu nedenle bütün düğünlerimizin aşağı yukarı %60'ı, %70'i iptal oldu. Zaten iptal olmayanda da bir eğlence söz konusu değil Yani herhalde. sıkıntılı. Sıkıntılı. Peki şimdi siz tecrübeli bir kişisiniz. Yani dolayısıyla Estağfurullah. geçmişten beri bir birikiminiz de var açıkçası. Biraz sizin geçiminiz hakkında konuşalım. Daha sonrasında da genç müzisyenler, yani sadece bu işe yeni başlamış ve bu işten geçinen kişiler şu an ne yapıyor aslında, merak konusu bu. Ama size bakacak olursak, yani Mart'tan beri başlayan bir pandemi var. Biraz duruldu. Yazın çok az da olsa açıldı. Hani bir nefes Evet. alma, Aynen. hani can nefesi denilen Aynen. durum oluştu. Aynen. Şimdi ama yine tamamen kapandı. Ne yapıyorsunuz? Vallahi şu anda bir şey yaptığımız yok. İşte buraya geliyoruz. Şahsım adına geliyorum burada 4-5 saat, 6 saat vakit geçirmek. Başka bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani geliyorsunuz buraya tek başınıza, Aynen tek alıştırma başıma yapıyorsunuz herhalde. hem kendimi geliştirme. İnşallah pandemi bittikten sonra gelecek öğrencilerimize bir şeyler aktarmak için çalışmaya devam. Öğrenciler hevesli mi şu an? Üzülüyorlar mı? Nedir durumları? Çok, çok. Pandemiden bir sürü öğrenciler gelemiyor. Yani ailesi sağlıyor, haklıdır. Yani aile çoluğunun çocuğunun hasta olmasını tabii ki istemez. Biz de istemiyoruz. Zaten biz de diyoruz gelmeyin. Şu anda gelmeyin. Çünkü ortam buna müsait değil. Ama inşallah bu pandemi bittikten sonra öğrencilerimizi bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar dilimiz döndüğünce onlara org dersi, bağlama dersi, şan dersi hepsini vermeye uğraşacağız. Buraların yeniden böyle müzik Tabii. tınılarıyla Tabii. dolacağı günleri hep birlikte bekliyoruz. Şimdi biraz da işe yeni başlayanlar açısından bakalım. Yani şimdi sizin öğrencileriniz var. Piyasaya da yetiştirdiğiniz birçok müzisyen var. Onlar ne yapıyor? Yani durumları nedir? Geçinebiliyorlar mı? Ya şimdi onların durumu bizden farksız değil. Aynı. Yani şu andaki düğünlerin hepsi iptal. Onların çoğu da işi gücü yok. Ne yapsınlar? Yapacak hiçbir şey olmadığı için yani evlerinde oturuyor. Yani iş bulabilirse günlük işlere gidiyor. Evinin geçimini sağlamaya uğraşıyor. Sağlayabiliyor mu peki geçimi? Yani şimdi baktığınızda
kış geldi, doğalgaz faturaları var, yani. Rutin ödemeler var, ev kiraları, elektrik faturası, su faturası, telefon faturası, yani ne bileyim çocuklar bile şu anda EBA'dan eğitim görüyorlar. Evet, bunun için tablet gerekiyor, bilgisayar gerekiyor. Evet. Yani biraz geçimleri hakkında bilginiz var mı? Neler yapıyorlar? Yani nereden para kaynağı sağlıyorlar iş bulamadıkları takdirde? Vallahi bilemiyorum şimdi. Bizim sektörümüz komple kapalı olduğu için ya gidiyor bir yerde çalışıyor. Yani iş bulduğu anda gidiyor. Bulamadığı zaman sıkıntı. Dediğin gibi okulu var. Yani yeme içmesi, elektrik, suyu, doğalgaz. Yani bunları vallahi bir şey de söyleyemiyoruz. Hı hı. İş bulabilirse gidiyor çalışıyor, evine 3-5 kuruş ekmek götürüyor. İş bulamadığı zaman yani belki evine sıkılarak gidiyor. Yani hakikaten sıkıntı. Var mı kulağınıza fazla gelen bir şeyler? Ya bugün FES'te okudum bir arkadaşımız yani nasıl diyeyim, belki siz de şey yapmışsınızdır, intihar etmiş. Bir bağlama ustası. Yani sıkıntılı gerçekten. Peki baktığımızda yani düğün salonları yine kapalı kalacak gibi duruyor bir süre. Zaten kapalı kalmasa bile düğün sezonuna daha bahar aylarına gelmemize bir kışı geçirmemiz gerekiyor. Aynen. Siz ne yapacaksınız bu süre zarfı içerisinde? Vallahi biz de aynı şekilde şahsım adına şükür Allah'a ve emekliyim. Onda bizim büyük bir sıkıntımız yok. Yok ama diğer taraftan diğer müzisyen arkadaşlarımızın sıkıntısı fazla. En azından bizim düğün sezonu ortalama Nisan gibi başlar. Mart sonu Nisan gibi, Eylül gibi biter. Bu arada bu 4-5 ayda müzisyenler ne yaptı yaptı. Ondan sonra yok. Kışın zaten hava itibariyle eskisi gibi düğünler olmuyor. Eskiden bundan diyelim ki 40-50 sene önce düğünler genelde kışındı. Şimdi bu da değiştirildi. Tabii. Değişti şimdi. Değişti. Kışın yok. Yani şimdi kışın da düğün yok. Zaten kışın bu yaz da bir şey kazanılmadı. Aynen. Gerçekten aynen. Çok sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı durum. Peki sizin önerileriniz nelerdir? Mesela şu an düğünler yok, bir şey yok. Siz devletten ne beklerdiniz? Yani böyle bir dönemde müzisyenlere ne gibi çözüm önerileriyle gelmesini beklerdiniz devletin? Ya şimdi devlet de zaten sıkıntılı bir durumda. Sadece Türkiye için değil, dünya için geçerli. Ama müzisyenlere en azından Bursa, geneli diyelim. Biz Bursa için konu Türkiye konuşalım. Diyelim yani. Türkiye'de yani ayrım yapmayalım. Müzikle uğraşan insanları tek tek bulup gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini isterim. Gerçekten o insanlar zaten başta da söyledik. En can alıcı noktası eğlence sektörünü bu vurdu. Çünkü bizim işimiz biraz zaruri değil. Zevk. Ama şimdi o zevki insanlar ne yapıyor? Erteliyor. Bu yönden de müzisyen arkadaşlarımız mağdur. Gerçek bu. Ama bu adam şimdi fırın sahibi, ekmek satıyor. O acil ihtiyaç. Bizimki öyle değil. Bizimki özel zevk. Adam ne derse ki, ya bugün eğlenmesem de olur. Ama seni eğlendirecek kişinin de ekmeğe ihtiyacı var. Bu da var. Peki müzisyenler arasında bir dayanışma var mı bu konuyla ilgili? Mesela gerçi hepsinin durumları çok zor. Aynen. Ama ne yapılıyor? Yani bu konuda bir birlik oluşturuldu mu? Var mı yani bir grup, dernek, herhangi bir şey var mı bağlı olunan bir şey? Vallahi şu anda bildiğim kadar yok. Fakat devletin müzik sektörüne üye olanlara bir imkan veriyor ama şimdi ne kadarı? Şimdi orada atıyorum 100 kişi varsa burada 10.000 kişi var. Ya şu da var şimdi. Mesela geçen Turizm Bakanı'nın bir açıklaması vardı. İşte bize müziğini getirene 1.000 lira para vereceğiz diye. Ama bu büyük ihtimalle şeylere yönelik. Yani büyük sanatçılara yönelik. Zaten bir konserde 100.000 lira, 50.000 lira para kazanan sanatçılara yönelik. Aynen. Bunun aşağısında kalan meblağ olarak yani özellikle sizin gibi müzisyenler. Bu sektörde çalışan müzisyenleri çok da etkileyen bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle öyle. Şimdi zaten kavur üstü müzisyenlerin zaten bir sıkıntısı yok. Esas sıkıntı aşağıda. Onların o eserlerini okuduğu kişiler burada.
Onlar orada eser yapıyor, birikimini yaptı. Köşesine koydu. Ama buradaki günlük yaşayıp günlük harcayan insanlar. Her akşam gidiyor gazino, düğün salonu, eğlence sektörü gidiyor. Işte barda tabii. Müzik holde. Günlük yemeğini alıp o günkü ihtiyacını karşılıyor. Şimdi sen buna yani oradaki insanlar parayı bulmuş tamam. Buradakiler zaten her günlük harcayıp günlük yiyen insanlar. Hep günlük. Gece kazanıyor, sabah çoluğunu yediriyor, akşam tekrar gidiyor. Yine yani olay iş bulamazsa yine sıkıntı. Aynen sıkıntı. Ve yaklaşık 7-8 aydan beri de durum aynen. Böyle. Hatta geçti bile. Yani aynen. Bir 10 ayı var durumda. Aynen. Bir de sezon açılana kadar en az ne var? Aralığı hadi saymayalım, bitti diyelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, en az 4 ay var. Yani bir senesi heba oldu bir sene. Bitti. Peki bu geçmişe dönük olan şeyler toparlanabilecek mi? Yani birçok da geriye baktığımızda bir senelik borçlar da birikti. Ya valla biraz sıkıntı. Hakikaten çok zor. Yani burada zorlukların hangi birisini anlatacaksın? Yani program yetmez. Gerçekten yetmez. Bir sene çalışmayan bir insanın yani hakikaten çok fazla. Hadi bir ay olur, iki ay olur dersin ki ben bu ayını iki ay sonra atlatırım. Bir ikinci ayını da dört ay sonra atlatırım. Buradaki bir yıllık kayıp vallahi beş senede falan zor olur. Çok sıkıntı. Flaş cümle zaten buydu. Yani beş sene. Yani bir sene beş en sene. En azından. En azından. Evet yani. Vallahi açıkçası Allah bir an önce bu amin. Pandemiyi başımızdan def etsin. Amin. Amin. Tüm amin. Piyasa şöyle bir açılsın aynen. Da herkes bir nefes alsın. Nefes alsın. En evet. Azından bu kış günlerini, soğuk kış günlerinden sonra yani bir baharı görelim aynen. Artık. Hep İnşallah. Birlikte baharı görelim. İnşallah. Çok sağ ol abi. Estağfurullah kardeşim. Yankıcığım her zaman beklerim. Her zaman da geliriz. Burada canlı abi. Çok sağ olasın. Yaparız. Yaparız. Gerçekten. Gelirim. Değerli izleyenler, evet Erdoğan Aniş, Ömer Aniş'le birlikteydik. Ömer abi bizlere bu piyasanın aslında insanların pandemi döneminde yaşadığı zorluklardan biraz bahsetmeye çalıştı. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayınımızda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.